Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, bildiğiniz üzere bir önceki videomuzda 1597-1635 yılları arasındaki 38 yıllık süreçte meydana gelen gelişmeleri ve olayları elimizden geldiği dilimizin döndüğünce doğru bir şekilde anlamaya ve anlatmaya çalıştık. İnşallah bu videomuzda ele alacağımız konu 1635-1678 yılları arasındaki 43 yıllık süreçte meydana gelen gelişmeleri ve olayları kronolojik ve doğru bir şekilde ele alıp anlamak ve anlatmak olacaktır. Öncelikle hepiniz tekrardan videoma hoş geldiniz. O zaman hazırsanız videomuzun ilgili kısmına geçebiliriz. Dostlarım, kardeşlerim. Yıl 1635. Sultan 4. Murad'ın Revan Seferi'ne çıkışı. Yıl 1638 Bağdat Seferi ve Bağdat'ın alınışı. Yıl 1639 Osmanlı-İran Sulhü, Kasr-ı Sirr'in hatırlatması. Yıl 1640 4. Murad'ın ölümü ve 1. İbrahim'in tahta çıkışı. Sultan 4. Murad 1640 yılında 17 yıl başta kaldıktan sonra ölmüştür kendi eceliyle. Bunun ölümünden sonra Osmanlı Devleti duraklama dönemini dibine kadar yaşamış ve 1683 II. Viyana bozgunundan sonra ise artık Osmanlı Devleti'nin gerileme dönemi başlamıştır. Yıl 1645 Giriş Seferi'nin açılısı, Hanya'nın alınması. Yıl 1648 1. İbrahim'in halihi ve 1. İbrahim'in oğlu olan 4. Mehmet'in tahta çıkışı. 1648 Kandiye kuşatması. 1656 Çanakkale Boğazı'nın Venedik ablukası altına alınması ki bu da Venediklilerin yaptığı bir nevi kendi ayaklarına çıkmaktır. Bunu da belirtmekte fayda vardır. Yıl 1656 Çınar Vakası. Yıl 1656 Turhan Valide Sultan döneminde Turhan Valide Sultan'ın torunu durun bakayım. Sultan 4. Mehmet'e güçlü bir hükümdar bulamaması üzerine Köprülüler dönemini hayata geçirmesi. Yani Köprülülerden birine sadrazam yapması. Ki o zaman şöyle bir özelliği vardır. Köprülüler diyor ki benim istediğim şartları yerine getirirsen senin sadrazamın olurum. Yoksa senin sadrazamın olmam. Tek bu bile Sultan 4. Mehmet dönemindeki devletin düştüğü acıcı ve Köprülülerin nasıl basa geldiğini gösteren yegane bir şeydir. Tabi bu normalde ele alındığında sıkıntılıdır ama o dönemde efendim şey yok. Yani devletin otoritesi yok ve devletin yeniden ayağa kaldırması lazım. Turhan Valide de bunu kabul edip Köprülüler dönemine basla diyor. Yıl 1658 Katip Çelebi'nin ölümü. Ki Katip Çelebi ölü bir seyyahtır. Bunu da belirtmekte fayda vardır. Yıl 1660 Varad Kalesi'nin fethi. Yıl 1663 Osmanlı Avusturya Savaşı'nın başlangıcı. 1663 Uyvar'ın fethi. 1664 Saint Gotthard Savaşı ve Vassvar Antlaşması. 1666 dedim ya ben az önce. Venedik farkında değil ama kendi ayağına sıktı diye. Venedik'in Akdeniz'de bakın Akdeniz efendim Doğu Akdeniz ve Batı Akdeniz olmak üzere ikiye ayrılır. Ege normal Ege Denizi diye normalde bir deniz yoktur. Ege Denizi Türklerin yani Türkiye Devleti'nin verdiği bir isimdir. Ege Denizi'nin normal ismi Doğu Akdeniz'dir. Bunu belirtelim. Doğu Akdeniz'deki Venedik'in son toprağı olan Girit'in bu dönemde fethi tamamlanıyor. Ve Girit artık Akdeniz'in doğusunda ve Osmanlı Devleti'nin sınırlarında hak iddia edemiyor. Yıl 1669 Kandiye'nin alınışı, Girit'in tamamıyla Osmanlı hakimiyetine girişi. 1672 Lehistan Seferi, Kamaniçe'nin alınışı, Podolya'nın fethi. 1672 Bucas Antlaşması, Podolya ve Ukrayna'nın Osmanlı hakimiyetine girmesi. 1673 Fransız tüccarının ödediği gümrük vergisinin %3'e indirilmesi. Bakın önce İngiltere'ye sonra Fransa'ya veriliyor ve bu da Osmanlı Devleti'nin
daha 1-200 yıl içerisinde 1770'lerde, 1800'lerde yıkılmasındaki yani geri çok güç kaybetmesindeki en önemli nedenlerden biridir. Osmanlı Devleti'nin vermiş olduğu kapitülasyonlar. 1676 Osmanlı-Lehistan sulhü Zar-Ovna antlaşması. 1677 Osmanlı-Rus savaşının başlaması, 1. Terhin Seferi'nin başarısız olması. 1678 2. Terhin Seferi sonucu Çehrin Kalesi'nin fethi. 1681 Ruslarla Bahçesaray Antlaşması, Dinyeper'in batı kıyısı Osmanlı egemenliğinde. 1682 Orta Macar isyanına müdahale, Kosice, Filek ve Honad'ın fethi. 1682 Seyahatname'nin yazarı Evliya Çelebi'nin ölümü. 1683 2. Viyana kuşatması, peşinden Ciğerdelen Savaşı ve Osmanlı Kutsal İttifak Savaşları. Şimdi kıymetli dostlarım, ben size bir şey okumak istiyorum. Önce Çehrin Kalesi ne demiş, bir ona bakalım. Efendim, Çehrin Kalesi'nin nerede olduğu hakkında henüz elimde bilgi yok ama şunu belirtmek istiyorum. Çehrin Kalesi'nin ismi değişmiş Çigirin, hatta Çigirin, Çerkas Oblast'ı olmuş. Şu anda da Ukrayna'daymış. Bunu belirtmek isterim. Şimdi İkinci Viyana kuşatmasına bakacak olursak, o yüzden burayı biraz hızlı geçtim. İkinci Viyana kuşatması Osmanlı Devleti'nin duraklama döneminden çıkıp gerileme dönemine gelmiş bulunduğu bir antlaşmadır. İkinci Viyana kuşatmasında gerek yeterli topların yani yeterli silahların olmaması, gerek Kırım Hanı'nın Osmanlı'ya ihanet etmesi, gerek başka bir takım sebeplerden İkinci Viyana kuşatması başarısız oluyor ve bunun neticesinde Osmanlı Devleti'nin artık bir daha gerisi olmamak üzere duraklama dönemi sona erip gerileme dönemi başlıyor. Efendim benim kendi şahsi yani hatta benim evet benim kendi şahsi fikrime göre Osmanlı Devleti'nin içerisinde bulunduğu dönemleri şu şekilde sıralamak mümkündür. 1302-1453 yıllar arasındaki 151 yıllık süreç. Osmanlı Devleti'nin kuruluş süreci. 1453-1566 yılları arasındaki süreç. Yani 113 yıllık süreç. Osmanlı Devleti'nin yükselme ve zirveyi görme dönemi. 1566-1683 yılları arasındaki 117 yıllık süreç. Osmanlı Devleti'nin duraklama süreci. 1683-1789 yılları arasındaki süreç. 1789'da Fransa İsrail olmuştur. Bu yüzden 1789'u milat kabul ediyorum. Osmanlı Devleti'nin gerileme dönemi. Yani Osmanlı Devleti'nin gerileme dönemi 1683-1789 yıllar arasındaki 106 yıllık süreç. 1789-1923 yılları arasındaki süreç. Ki bazıları bunu 1918'indir ama Osmanlı Devleti'nin fiili hatta resmi olarak kaybolması, yok olması, yıkılması 1923 yılında Cumhuriyet'in ilanı ile olmuştur. Çünkü ondan önce hala Osmanlı Devleti monarşisi hakimdi. 1923 yılları arasındaki 1789 ile 1923 yılları arasındaki 134 yıllık süreç ise Osmanlı Devleti'nin yıkılış dönemi olarak tarihe geçmiştir efendim. Benim tabii kendi bu. Benim kendi şahsi görüşüme göre. Şimdi efendim Osmanlı Devleti bir Asya Devleti değildir. Biliyorsunuzdur ki Asya Devletleri çok kısa bir süre içerisinde kurulup bir anda zirveyi kurup bir anda geri yıkılabilmektedirler. Mesela Büyük Selçuklu Devleti bir Asya Devletidir. Ki bakın Büyük Selçuklu Devleti ortalama 100-150 yıl hüküm sürmüştür.
Lakin hemen aniden kurulmuş, bir anda zirveyi görmüş, bir anda yıkılmış bir dönem devlettir. Lakin bakın şöyle düşünün. Ben bunu Osmanlı'ya göre yorumlayayım. Osmanlı Devleti'nde şimdi hatta Büyük Selçuklu'dan gidelim. Sultan Melikşah Devleti'nin Büyük Selçuklu Devleti'nden konuşuyoruz. En güçlü dönemini gördüğü padişah. Sultan Melikşah'ın oğlu Berk Yaruk, Muhammed Tapar, Ahmet Sencer. Dönemlerinden sonra ise devlet tam manasıyla yıkılır ve yok olur. Anadolu Selçuklu Devleti bunun yerine hüküm sürmeye başlar. Tabii Anadolu coğrafyasında, yani Türkiye coğrafyasında. Şimdi efendim bakın şunu da belirtelim. Şunu da belirtmekte fayda vardır. Ama mesela bunu Osmanlı'ya göre yorumlayalım. Sultan, bakın bunu Osmanlı'ya göre yorumlayalım. Bakın dedik ya biz, Büyük Selçuklu Devleti şeyde, Melikşah'da zirveyi görür. Ondan sonraki 3 padişah döneminde yıkılır diye. Bakın Osmanlı Devleti'nde ise şöyle bir durum vardır. Osmanlı Devleti Sultan Kanuni döneminde, Kanuni Sultan Süleyman Han döneminde zirveyi görür. Ondan sonra yerine ikinci Selim gelir, Osmanlı'nın uzaklama dönemi. Sonrasında yerine 3. Murat gelir. Sonrasında yerine 3. Mehmet gelir. Yani bakın Osmanlı Devleti yıkılmıyor. Ama Asya Devleti olmadığı için yıkılmıyor. Eğer Osmanlı Devleti bir Asya Devleti gibi olsaydı, yani Asya Devleti'nde efendim benim Asya Devleti'nden kastım şu. Asya Devletleri bir anda kurulur, eskiden yani, bir anda zirveyi görür, bir anda dibe çakılırdı. Lakin Osmanlı Devleti yavaş yavaş kurulmuş, yavaş yavaş zirveyi görmüş, yavaş yavaş da yıkılmıştır. Bunu bu şekilde ele almamız lazımdır. O yüzden Osmanlı Devleti daha kalıcı bir devlet modeli sergilemiştir. Ki kaldı ki nasıl Büyük Selçuklu döneminde Anadolu yani ondan sonra Anadolu Selçuklu Devleti ve Harezm Şahlar, özellikle de Harezm Şahlar kendilerini, ama hüküm süresine göre bakacak olursak Büyük Anadolu Selçuklu, ama ben Harezm Şahlar kabul ediyorum. Nasıl Harezm Şahlar kendilerini Anadolu Büyük Selçuklu Devleti'nin varisi olarak görüyorlar ise, Türkiye Cumhuriyeti Devleti de kendisini Osmanlı Devleti'nin varisi olarak görmüştür. Bunu da bu şekilde belirtmek lazımdır. Şimdi efendim bu videomuzda biz uzun bir dönemi ele aldık. Hangi dönemde ele aldık? 1635-1683 yılları arasındaki 48 yıllık süreci ele aldık. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Ben bu videomda sizlere 48 yıllık bir süreci anlattım. 48 yılda ne oldu? 4. Murat öldü. Vefat etti. Ve Osmanlı Devleti artık duraklama dönemindeki yükselme ihtimalini kaybedip tam manasıyla duraklama döneminin içerisine sürüklendi. Sultan İbrahim tahta geçti. Kendisine de Etamur Kürk merakından dolayı deli denildi. Ve ortalama konuşacak olursak 8 yıl sonra tahttan indirildi. 13 Sultan 4. Mehmet başa geçti ve kendisinin döneminde Köprülüler dönemi başladı. Ve yine kendisinin döneminde 2. Viyana kuşatması başarısız oldu ve Osmanlı Devleti artık gerileme döneminin içerisine girmiş bulundu. Şimdi kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, öncelikle hepinizi videomu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah diğer videomuzda sizlerle birlikte ele alacağımız konu elimizden geldiği dilimizin döndüğünce kendi bilgimiz ve bilgi birikimimiz sayesinde, kendi altyapımız sayesinde yorumlu bir şekilde ve doğru bir şekilde 1683-1700 yılları arasındaki 17 yıllık süreç olacaktır. Biz inşallah diğer videomda bu 17 yıllık süreci elimizden geldiği dilimizin döndüğünce kendi bilgimiz ve bilgi birikimimizin sayesinde yorumlamaya, anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Öncelikle tekrardan videomu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.
İnşallah diğer videomda görüşmek üzere dostlarım, kardeşlerim. Tekrardan sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun dostlarım, kardeşlerim. Allah'a emanet olun.